Herkese selamlar. Bugün sizlere bu videoyu San Francisco'dan çekiyorum. Bir müvekkilimin mülakatı için geldiğim San Francisco'da Stanford Üniversitesi'ne uğradım. Şu anda Stanford Üniversitesi'nin bahçesindeyiz. Bilindiği gibi Stanford Üniversitesi Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden bir tanesi. Buraya kadar gelmişken özellikle öğrencilerin çalışma hakkı olan, Amerika'da belli seviyede eğitim gören öğrencilere verilen OPT hakkından bahsetmeden olmaz diye düşündüm. Dolayısıyla OPT ile alakalı okul okuduktan sonra Amerikan devletinin vermiş olduğu çalışma izniyle ilgili videoyu Stanford'ın bahçesinde çekmek istedim. Şimdi size biraz OPT'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde en çok öğrenci kabul eden ülkelerden bir tanesi. Bugünün rakamlarıyla Amerika'da 1 milyondan fazla yabancı öğrenci var. Bu 1 milyon öğrencinin yaklaşık 230 bin tanesi de bu sene itibariyle OPT hakkı dediğimiz çalışma hakkını kullanıyor. Peki nedir OPT hakkı? OPT hakkı Amerika'da belli seviyede eğitim alan öğrencilere verilen 1 yıllık çalışma iznine deniyor. Mesela Amerika'da 2 yıllık bir ön lisans programından mezun oluyorsanız, 4 yıllık bir üniversite derecesi alıyorsanız, master derecesi alıyorsanız, doktora derecesi alıyorsanız ve belli sertifika programlarına dahil oluyorsanız, bunların arkasından verilen çalışma iznine, 1 yıllık çalışma iznine OPT, yani Optional Practical Training, yani tercihe bağlı pratik çalışma adı verilen bir izin veriliyor devlet tarafından. Peki bu iznin verilmesinin sebebi nedir? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, madem belli bir alanda çalıştın, o zaman çalıştığın alanla alakalı, yani teorisini öğrendiğin alanla alakalı pratik de yapabilirsin Amerika'da, sana bir sene çalışma hakkı veriyorum diyor. Bu bir sene çalışma hakkıyla kişi öğrendiği konuyla, okuduğu konuyla alakalı olarak istediği işte çalışabiliyor ve devlet tarafından kendisine sosyal güvenlik numarası veriliyor ve bir çalışma izni veriliyor. Aslında bu gerçekten inanılmaz bir fırsat. Çünkü Amerika'yı tercih eden öğrencilerin çok büyük bir kısmı kendilerine verilen bu OPT hakkı nedeniyle Amerika'da okumayı tercih ettiklerini belirtiyorlar. Peki İngilizce eğitimine gelenlere, dil eğitimine gelenlere bu hak veriliyor mu? Cevap hayır. Dil eğitimi için gelenlerin OPT hakkı yok. Dolayısıyla dil eğitimi için Amerika'ya gelmiş olsanız bile akabinde bir sertifika programı, bir ön lisans, bir üniversite derecesi veya master derecesi, doktora gibi programlara katılarak, dahil olarak OPT alma hakkını elde edebilirsiniz. Peki OPT'yi ne zaman alabilirsiniz? Bunun için temel şart okulda en az 1 yıl bitirmiş olma şartı. Peki OPT'nin çeşitleri var mı? Evet var. OPT'nin 2 çeşidi var. Her ikisinde de mutlak şart en az okulda 1 yıl boyunca okumuş olma şartı. 1 yıl okuduktan sonra okuldan pre-competition OPT denilen, okulu bitirmeden önce bir çalışma izni isteyebilirsiniz veya okulunuzun bitmesini bekleyebilirsiniz. Okulunuz bittikten sonra post-competition OPT denilen, okul bittikten sonraki 1 yıllık OPT hakkınızı kazanabilirsiniz. Önemli bir detay, eğer okul bitmeden OPT hakkı kullandıysanız, okul bittikten sonra bu 1 yıldan düşülüyor ve size o kadar çalışma izni veriliyor. Mesela okul bitmeden 1 yıl kullandıysanız, okulu bitirdikten sonra artık bu hakkınız olmuyor. Genellikle çok büyük oranda okul bittikten sonra kullanılan bir çalışma hakkıdır OPT. Peki OPT'nin daha uzun verilebildiği durumlar var mı? Evet var. STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering, Mathematics diye adlandırılan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında mezun olanlar 1 yıllık OPT'lerini 2 yıl daha uzatabiliyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında 3 yıl Amerika'da herhangi bir sponsora ihtiyacınız olmadan çalışma izni alabiliyorsunuz demek. Tabii ki bu çalışma iznini okumuş olduğunuz alanlarda çalışan bir şirkette kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla 1 yıllık OPT'de de 3 yıllık OPT'de de aslında bir sponsora ihtiyacınız yok. Ama devlet size bu çalışma iznini verdiğinde okumuş olduğunuz alanla alakalı bir şirkette o işle alakalı çalışmanız gerekiyor. Peki diyebilirsiniz ki neden OPT'yi San Francisco'da anlatıyorsun? Neden Stanford Üniversitesi'nin bahçesinde anlatıyorsun? Kısaca ondan bahsedeyim. Özellikle Silicon Valley'deki şirketlerin ve IT şirketlerinin çok fazla kullandığı bir metot var. Bu metot özellikle son yıllarda H1B vizesini, yani profesyonel işçi vizesini almanın zorlaşmasından dolayı üniversite mezunlarını, master mezunlarını mezun olduktan sonra işe alıp onların STEM OPT'lerini uzatıp böylece kendi bünyelerinde 3 sene çalıştırıp aynı zamanda bir yandan da onlar için green card başvurusu başlatmaları durumu söz konusu.
Yani burada aslında çok zekice, çok akıllıca bir taktik var. O taktikte H1B vizesine hiç ihtiyaç duyulmadan, ki bu vizeyi almak son yıllarda çok zorlaştı kotalardan dolayı, OPT alan, çalışma izni alan öğrenciyi bünyesine katmak, STEM OPT'si olduğu için bunu 2 sene daha uzatıp toplamda 3 yıl çalışma iznine sahip olmak ve bu 3 yıl içinde eğer beğenirlerse işe aldıkları kişiyi, kendileri için green card başvurusu başlatıp nihayetinde OPT ile çalışırken green card başvurusunun sonuçlanmasıyla kişilerin direkt OPT'den green card'a geçmesi, yani OPT to green card conversion dediğimiz hadise, böylece arada H1B'ye hiç ihtiyaçları olmuyor. Bu gerçekten çok zekice bir buluş ve OPT'nin önceden 1 yıl olmasına rağmen STEM alanlarında, Science, Technology, Engineering, Mathematics alanlarında 3 yıla çıkartılması için bu şirketler çok büyük lobi yaptılar ve bunu başardılar. Çünkü bu alanların Amerika'da çok fazla ihtiyaç olan alanlar olduğunu kabul ettirdiler devlete. Peki OPT başvurusu yaptığınız zaman vize statünüz ne oluyor? Aslında vize statünüz değişmiyor. Vize statünüz hala F1, yani Fransa'nın F'si 1 öğrenci vizesi. Öğrenci vizesiyle devam ederken OPT hakkı almış oluyorsunuz. Statünüz hala F1 iken çalışma izni almış oluyorsunuz. Sosyal güvenlik numarası almış oluyorsunuz. Ve statünüzü F1'la devam ettirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla başka bir güzelliği OPT'nin, F1 dışında herhangi bir statüye geçme ihtiyacı duymadan çalışma izni sahibi olabilmeniz. Özellikle gençlerden çok fazla soru geliyor. Avukat bey, Amerika'ya nasıl gelebiliriz? Remzi abi, sosyal güvenlik numarasını nasıl alabiliriz? Orada çalışma iznine nasıl sahip olabiliriz diye. Tabii ki OPT Amerika'ya gelmek için, burada çalışabilmek için tek metot değil. Ancak özellikle gençler için Amerika'da bir eğitim almak, ki burada iş bulabilmenin, çalışabilmenin önemli şartlarından bir tanesi, %100 şart diyemesem de önemli avantajlarından bir tanesi burada eğitim almış olmak. Burada eğitim aldıktan sonra arkasından kazanmış olduğunuz OPT ile, yani çalışma izniyle herhangi bir şirkette işe başvurabilirsiniz. Onların kabul etmesi durumunda sizi sponsor etmelerine gerek kalmadan çalışabilirsiniz. Ve ondan sonra eğer isterlerse sizi başka türlü bir vizeye sponsor edebilirler. Veya STEM fieldlerinden bir tanesindeysiniz. Yani STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering, Mathematics, bu alanlardan bir tanesinde eğer eğitim aldıysanız, o zaman 2 yıl daha çalışma izninizi uzatıp işvereninize, size iş teklif edecek olan şirkete 3 yıl sizin için çalışma hakkım var diyebilirsiniz. Bu gerçekten Amerika'da çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla bana soru soranlara, Amerika'da nasıl çalışma izni alabilirim, Amerika'da nasıl sosyal güvenlik numarası alabilirim diyenlere tavsiyem, burada mutlaka bir sertifika programı, 2 yıllık üniversite, ön lisans programı, 4 yıllık üniversite programı, master, bu şekilde bir eğitim programı düşünüp bir çalışma iznine sahip olmanız, buradaki iş imkanlarını araştırmanız. OPT'nin şöyle de güzel bir özelliği var. Her eğitim seviyesinde 1 yıl OPT hakkına sahip olabiliyorsunuz. Mesela önce OPT veren bir sertifika programına dahil oldunuz. Bu sertifika programını bitirince 1 yıllık çalışma izniniz oluyor. Daha sonra diyelim ki 2 yıllık bir okul okudunuz, 2 yıllık okulu okuduktan sonra yine 1 yıl hakkınız oluyor. Sonra diyelim ki 4 yıllık bir üniversite okudunuz, 4 yıllık üniversiteden sonra da 1 yıllık hakkınız var. Sonra diyelim ki master yaptınız, ondan sonra yine 1 yıllık çalışma izniniz oluyor. Tabii üniversite dereceniz, master dereceniz STEM alanlarından bir tanesi ise, o zaman o 1 yıllık çalışma iznini 2 yıl daha ekleme yaparak toplamda 3 seneye uzatabiliyorsunuz. OPT başvurularının belli bir zamanı var. Okul bitmeden önceki 90 gün içinde başvurulabiliyor veya okul bittikten sonraki 60 gün içinde başvurulabiliyor. Bu 5 aylık pencereyi kaçıranlar büyük sorunlar yaşıyorlar. Özellikle OPT başvuruları reddediliyor ve bu haktan istifade edemiyorlar. Bunun da önemli altını çizmek isterim. Amerika gibi çalışma izni için sponsorluğa ihtiyaç duyulan bir ülkede OPT gerçekten çok büyük bir şans. Bugün bunu sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilere gönderebilirsiniz. Sorularınız olursa benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. San Francisco'dan, Stanford Üniversitesi'nden hepinize selamlar. İyi günler.